diyetle ilgili. Protein diyeti kişi devam ederse protein diyetine. Şimdi bu oturduğumuz odadaki duvarın içerisindeki tuğla taşlarını bir arada söküp alsak ne olur? Ve tuğla taşını aldık, ciren yapmaya başlar. Onun yerine kağıt koysak ne olur? Aynı görevi görür mü, görmez? Görmez. Damarların iç yüzündeki kalsiyum azalırsa onun yerine yapışan kolesterol aynı görevi görmez. Bu nedenle damarlar çok rizikolu olur. Yani kişi hayati tehlike söz konusu olur. Peki hocam, ben o hanımefendi, bayan dediğiniz değil mi? Karatay hanımefendi, evet. Şey, hanımefendiyi dinledim. O diyor ki tamam, hani sizin söylediğiniz gibi yağlar tehlikeli, sıkıntılı. Ancak şey, saf tereyağı ve zeytinyağını önerdi. Yani yağların tümü için öner şey yapmıyor. Margarin zaten tehlikeli. Hı? Margarin, margarin tehlikeli. Onlar plastik. Yani o yağları önerirken özel yağlardan hayvansal, söz ediyor. Hayvansal don yağlar. Eskiden dedem de içeride, problem yoktu. Ama eskiden hayvanlar otlakta otluyordu. Ha şimdi desene o yağları nerede bulacağız? Otlakta otluyordu, şimdi küspeyle o yiyor. Hmm. Ne oluyor? Eskiden hayvanların don yağı stearik asit içerirdi. Stearik asit parçalandığı zaman zeytinyağına oleik asidi dönüşür. Şimdi hayvanların don yağında palmitik asit var. Palmitik asit parçalanarak zeytinyağına dönüşmez. Anladım. Yani hanımefendi saf zeytinyağı ve saf tereyağından söz ediyor. Tabii, ancak onları da siz diyorsunuz ki nerede bulacağız? Yani yok, onları bu devirde bulmak mümkün onları değil. Onları biz de söylüyoruz tabii ki. Normal. Onlar güzel bir fikir. O yani zaten burada ben Profesör Doktor Canan Karayatay hanımefendinin diğer görüşlerini biz de söylüyoruz zaten. Herkes söylüyor. Sağlıklı beslenme vesaire vesaire. Fakat sürekli et, peynir, yumurta yemenin rizikolarından bahsediyorum. Üç riziko var, iki riziko. Bir, asidoz. Hı hı. Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Üniversitesi'nde genetik ve kompleks hastalıkları ana bilim dalı başkanı. Obezite, karaciğer yağlanması ve şeker hastalığı ile ilgili dünyanın en büyük buluşlarını yaptı. 100 yılın buluşunu yaptı. Aslında Türk değil de Çinli, İngiliz, Fransız herhangi bir milletten bir kişi olsaydı en az 5 Nobel ödülü alırdı. Alamadı. Neden? Türk olduğu için. Anladım. Şimdi asidoz eğer ki tedbir alınmasa, sürekli protein ağırlık beslenme devam edilirse damarları yani delik deşik olur. Yavaş zayıflar. Bir. İki. Kemikteki asit kalsiyumu emer asit. Kemikler zayıflar. Kemikler cam kemik haline gelir. Dört. Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil diyor ki hücre içerisinde endoplazmik retikulum denen protein üreten, kolesterol üreten ve kalsiyum depolayan bölümler var. Hı hı. Kalsiyum burada nasıl depolanıyor? Tüpler içerisinde. Ama bu bildiğimiz sanayideki oksijen tüpü değil. Özel bir yağ tabakası, lipid içerisinde bekliyor. Aktif kalsiyum. Enerji üretiminde kullanılıyor. Bu kalsiyum asidoz nedeniyle asit çektiği zaman ne olur? Tüplerde delinme başlar. Bu nedenle obezite, karaciğer yağlanması, şeker hastalığı ortaya çıktığını Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil Harvard Üniversitesi'nde dünyanın en büyük buluşunu yaptı. Peki hocam, şeye başlayalım. Artık böyle satır başları yani, halinde. Karatay diyeti tehlikeli. Peygamber Efendimiz diyor ki her gün et yenmez. Hazreti Ali de diyor ki her gün et yiyen her gün alkol içen gibi olur. Etkolik olur. Hmm. Ve çeşit çeşit hastalıklar ortaya çıkar. Et yensin yenmesin demiyoruz ki. Ama bunun dengeli tüketilmesi lazım. Bizim Türk tarihi milattan önce 16 bin yılında başlar. Anova İmparatorluğu'nu kurmuşuz Orta Asya'da ve dünyaya yayılmışız. 18.013 yıllık bir tarihimiz var bizim. 18.013 yıllık Türk tarihinde Türkler neyle beslenmiş? Tahıl, bakliyat, tarımla, hayvancılıkla uğraşmışız. 18.013 yıldır. Geçmişte bir şey olmamış da şimdi neden tahılla beslenmek problem olmuş? Evet, şimdi hocam başlıyoruz. Bu giriş kabul ediyoruz biz. Program girişi evet, olarak kabul ediyoruz. Tabiatıyla alacağım bir canlı telefon bağlantısı da varmış. Ara ara almamızda fayda var. Bu hanımefendi kalp damarla ilgili sonuçta babasının rahatsızlığı ilgili onu unutmadan kalp damar rahatsızlığıymış. Onunla ilgili bir şey. Belki gelecek soru da buna bağlıdır.